tarım. Birleşmeleri lazım dediniz ya hocam, müspet medyayı desteklemek açısından da ifade ederken. Şimdi bir ve beraber olmak, çünkü söz konusu olan milli duruş ve milli diriliş yolunda güçlenmeye çalışan Türkiye'nin engellenmek istenmesi. Güneydoğu'da kazılan çukurlardan, şu an sınırımızda yaşanan ateş çemberine dönen şartlara kadar. Bakın hocam, geçtiğimiz hafta 12 Şubat'ta çok önemli bir gelişme oldu. Ama bu bizim medyada da es geçildi üzeri. Neydi o konu? İki düşman kardeş, yani Ortodokslar ve Katolikler tam 962 yıl sonra, yaklaşık 1000 yıl sonra kavgayı bir kenara bıraktılar. Dövüşü, ihtilafları bir kenara bıraktılar ve Küba'da, tarafsız bir yerde, Havana'da Ortodoksların ruhani lideri Kiril Rusya'dan geldi. Katoliklerin ruhani lideri Vatikan, Roma, Papa Francesco Roma'dan geldi ve orada kucaklaştılar. Bakın o kucaklaşmayı nasıl ifade ettiler biliyor musunuz hocam? Çok ilginçtir. Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Metropolit Hitarion şöyle dedi hocam. Dünya üzerinde Hristiyanlara yapılan zulmü durdurmak için biz bir araya geldik. Ve 962 yıl sonra. Bu gündeme sadece bir haber oldu ama üzerine konuşulmadı. İslam ümmeti paramparça. İslam coğrafyası üzerinde mezhepler, ırklar birbiriyle, ki biraz sonra görüntüleri izleyeceğiz. Kafa kesmelerden adam öldürmelere kadar birbirimizi yiyoruz ama Batı dünyası, Doğu Roma ile Batı Roma birleşiyor hocam. Ve bunu İslam'a karşı birleştiklerini görmemek için kör olmak lazım. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi tabii onları birlik görürsünüz ama kalpleri birbirine düşmandır. Sadece düşmanımın düşmanı dostumdur çerçevesinde kendiler için gördükleri bir tehlike karşısında birleşiyorlar. Bunları Osmanlı siyasetinde hep kavga eder gördük. Osmanlı siyasetinde çok güçlü bir devlet idi. Ortodoksları bitmek üzereyken, sayısal olarak da bitmek üzereyken, evet. Patrik'i buraya almak suretiyle, Fatih döneminde, evet, tabii. Böylece kontrollerini aldılar ve böylece Ortodokslar devamlı Katoliklerle çakışma halindeydiler. Hatta Sevgililer Günü'nü Katolikler ilan ederken Ortodokslar biz bunu kabul etmeyiz diye Ortodoksların hayatlarında böyle günleri kabul görmüyoruz. Bizim cahil Müslümanlar maalesef bunun ne manaya geldiğini bilmeden kutluyorlar. Şimdi aynı zamanda Protestan, yani Hristiyanların bölünüşü, üç ayrı, evet. İncilleri ayrı, aralarında fikri olarak, itikadi olarak büyük ihtilafları olan üç tane mezhep. Fakat bunlar dünyayı yutan aç kurtlar hepsi. Ortodoksların dünyadaki hamisi Rusya'dır, Rus İmparatorluğu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tamamında Ortodoks hakim idi Hristiyanlar arasında. Buna Yunanistan, Bulgaristan, Tito'nun Yugoslavya'sı dahildir hala Ortodoks. Bir canavar bu, Türkiye Cumhuriyetleri. 300 milyon Müslümanı bu Ortodokslar esir aldılar. Osmanlı'nın yıkılmasından sonraki dönemi bahsediyorum. Sahipsiz olduğumuz, anasız kaldığımız, ümmetin liderinin, halifesinin başının koparıldığı dönemden sonra Allah halifeliği kaldıranlara bin defa lanet etsin. Bütün bu belaların, bu savaşların, bu katliamların sorumlusu Osmanlı Cihan Devleti'ni ortadan kaldıran Sabateistlerdir. Osmanlı anamız olsaydı bunları konuşmayacaktık bugün. Dolayısıyla Ortodokslara Türkiye Cumhuriyetleri ve Balkanları verdiler yutun diye. Balkan Savaşı biliyorsunuz, Tony Blair'in konuşması, Balkanlarda tek Müslüman kalmayıncaya kadar bu savaş sürecek dedi. Ama muvaffak olamadılar. Ali İzzet Begoviç'in ekibi ve inançlı kadroların duvarına çarptılar. Rezil-i rüsvay oldular. Balkanlarda bir avuç Müslüman tüm Haçlı ordularını yendi. Bütün dünya yardım etmesine rağmen. Bir başka şeytan, kurnaz tilki, Protestanların temsilcisi İngiltere'dir. Onlar da
onlara da bildiğiniz gibi 2 milyarlık insanlık alemi teslim edildi. Bunları parçalayacaksınız diye. 2 milyar, evet, 2 milyar. Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Afganistan bu bölgeler İngiliz sömürgesidir. Dolayısıyla şimdi bütün bu canavarlar sofrası rahat eder ki böyle parçalarken Müslümanları diyor ya, düşmana karşı birleşelim. Düşman dediğim Türkiye'dir. Türkiye Osmanlı'nın izinden gidiyor. Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye'de uşaklarımız yoluyla, kahyalarımız yoluyla ihtilaller yaptık. Türkiye'nin maddi ve manevi istiklalinin sağlanması için uğraşan siyasi liderleri, ticari liderleri, sermayeyi yok ettik. De ihtilaller yaptık. Devrimler adına medeniyetlerini devirdik. Ama biz buna rağmen muvaffak olamadık. 28 Şubat kararı nerede alındı? Haftaya açıklayayım. Evet, haftaya. 28 Şubat kararı Kanada'da 53 liderin katıldığı toplantıda 14 Şubat'ta alındı. Belgesini tabii yayınlayacağız. Şimdi, dolayısıyla tabii bakıyorlar ihtilaller, 28 Şubat'lar, işte postmodern darbeler, Nisan muhtıraları, efendim partileri kapatmalar. Hareket Türkiye'de önlenemiyor. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki artık Türkiye'de Haçlı zihniyetinin, bu Ortodoks, Protestan ve Katolik ittifakının isteyen uşakları da işe yaramıyor. Rusya yense bayram edecek milletvekilleri var mecliste. Devletimiz işgal olsa onlara uşaklık yapacak vatan hainleri var. Erdoğan'ı mandacı düşür çocuğumun var adına Putin koyacağım tabii, diyen var hocam. Tabii. O gün de vardı İstiklal Harbi'nde, evet, düşmana yataklık eden yok mu? Bakın, olmaz mecliste mı çıkan kanunun gerekçesini okuyun. 1920'lerde vatanı ihanet kanunudur bu kanun adı. İhaneti vataniye. İhaneti vataniye kanununun gereği istiklal mahkemeleri kurulmuştur Türkiye'de. Düşmana efendim yerlerini göstermek, Osmanlı askerinin karargahlarını göstermek. Onlara geldiği yer şehirlerde kılavuzdaki hainler çıktı. Hiç unutmuyorum 1974 Kıbrıs harekatında bir gece yarısı o günkü o şer hain gazetelerden biri, günaydın mıydı bilmiyorum, unuttum. Gece yarısı toplattı Şevket Kazan Bey. Gece yarısı. Bütün Türkiye'den toplatıldı. Neden? Daha savaş başlıyor. Bayağı başladı. O gazete Türk ordusunun Kıbrıs'taki ve Ege'deki, Trakya'daki dağılımın haritasını verdi o gazete. Hain yeni değil ki. Hiç durmamış ki bu mandacılar. Şimdi çamur atmaktan başka marifeti olmayan Çamuriyet gazetesi aynılarını yapar bu ülkede bu tipler. Düşmana yataklık yapmaktan dolayı vatana ihanetten yargılanan insanlar bugün Türkiye'de muvaffak olamadılar Bülent Bey. Millet milli mücadelenin sesini yeniden iktidara getirdi. Her sahada, ticari sahada, siyasi sahada, ahlaki sahada milli mücadele ruhu hiç kesilmedi. Dolayısıyla şimdi Türkiye daha henüz çocukluk dönemindeyken durdurulamazsa başımıza geleceğimizi geçmişten biliyoruz diyor. Yediği tokatlarından. Biz Ertuğrul Gazi'yi durdursaydık Osman Gazi olmazdı. Osman Gazi'yi durdursaydık Orhan Gazi olmazdı. Bunlarla hep içimizde işbirliği yapanlar oldu diyor papazlar. Öyle kız bile aldılar tekfurlardan. Evet. Damat oldular, o kaleyle dost gözüktüler, öbür kaleyi birlikte yıktılar. Güzel taktiklerle Fatih Sultan Mehmed Han'ın önünü açtı ecdadımızın siyaseti. Dolayısıyla biz maalesef bu dönemde Ortodoks Patrikhanesi'nin Heybeliada'daki papaz okulu dahil bunları kontrolümüzden çıkarttık. Kontrolümüzden çıkarttık. Biz kontrolümüzde olabilirdi bunlar. Şimdi Patrik papazını nereden yetiştiriyor? Osmanlı kendisi yetiştiriyordu. Papaz istihbarat olarak Osmanlı ajanıydı. Papazını nereden yetiştiriyor Patrik?
veya diğer Hristiyanlar İstanbul'da, Türkiye'de, Yunanistan'daki papaz okullarından yetiştiriyor. Orada yetişip Türkiye'ye tabii geliyor. Yunanlı, Heybeliada açılıyor. Yunanlı, evet. Yunanlı veya da İngiltere'de İngiliz geliyor burada papazlık yapıyor. Böylece onları Türkiye'nin lehine kullanma imkanımızı ortadan kaldırdılar. Bir de Ortodokslar hepsi güçten yanadır. Menfaatten ve çıkardan yanadır. Dolayısıyla bunların bir yemini var. Bunu bilmiyoruz. Ortodoksların bir yemini var. Evet, nedir hocam? Bunlar 1820'de Mora ayaklanmasında 400 bin Müslümanı kesti Ortodokslar. Evet. 400 bin. Sultan II. Mahmud ne kadar Hristiyan varsa hepsinin öldürülmesine karar verdi İstanbul'da Ermeni Rum. Fakat o günkü Şeyhülislam, ne Şeyhülislam? Dalgavuk değil, Belam değil. Hayır dedi, bir başkasından dolayı. Bir başkasını Rum da olsa, Ermeni de olsa öldüremezsin. Böyle bir fetvayı asla vermem. Haramdır dedi. Şeyhülislam kurtardı onları. İkinci Mo. Kolay değil yani. Şimdi tabii. Düşünün, bugünkü dünya nüfusuna vurun bakayım. 400 bin Müslüman ne demek? 40 milyon Müslüman kestiler dünyada. Oranla. Bu hainler, bu papalar yeni değil ki katliamları. Şarapları Müslümanın kanı. Eğlenceleri Müslümanın gözyaşı. Her dönem bu olmuş. Allah'a iftira atan, peygamberini katleden böyle bir topluluk seni beni katletmez mi? Dolayısıyla II. Mahmud'u Şeyhülislam durdurdu. Fetva vermiyorum dedi. Bu kadar hoşgörü dini, bu kadar müsamaha bir İslam dini var. Elhamdülillah. Ahmet Cevdet Paşa'yı soruşturmanın başına ondan getirmişler. Sonra, ondan sonra o günkü Rum patriği Grigorios. Grigorios, evet. Grigorios bir mektup yazıyor Çar'a. O mektubu lütfen okuyun bir dahaki şeyde. Tam fırsatı diyor. Bu Türkler diyor liderleri olduğu sürece, bu Türkler Kur'an hayatını yaşadığı sürece yenemezsiniz. 400 bin değil 40 milyon kesseniz, bunlar çoluk çocuğunu şehadete hazırladıkları sürece şehit olmaya namzet bir toplumu yenmeniz mümkün değil. Bunun için siz ne yapacaksınız? Müslümanları içeriden çökerteceksiniz. Ahlaki değerlerini çökerteceksiniz. İlim adamlarına saygısını çökerteceksiniz. İşte o zehirlerin planını içeren bir mektup yazdım. Ve bundan dolayı, buraya dikkatlerini çekerim, II. Mahmud Rum patriğini bu mektubu ele geçirtti ve idam etti. İdam edilen kapıyı da kilitlediler. Bu kapıya kin kapısı deniyor. İstanbul Fener Patriği'nden bahsediyor. Evet. 193 yıldır kilitli bu kapı. Ne zaman açacaklar? Yeminleri var. Müslümanların liderini orada asacağız diyor. Yani, Fener Rum Patrikhanesi'nin kapalı olan kin kapısında. Tabii Müslümanların liderini, devlet başkanını veya meşhur bir alimlerini burada asmadıkça bu kapıyı açmamaya yemin etti Rum Fener Patrikhanesi. Çünkü orada asıldı, infaz tabii. edildi. Şimdi bunlar heveslendiler. Türkiye'de, Müslüman ülkelerde kahyalar yoluyla kontrol altında tuttukları İslam alemi ellerinden kaçıyor. İran'a kemik attılar. Dediler ki Türkiye'nin yerine seni Orta Doğu'nun lideri yapalım. İran Ruhani ile Papa tabii, görüşmüştü geçen tabii, hafta. Seni yapalım. İran bunu balıklama atladı. Veyahut da korkudan atladı. Dedi ki bak Suriye'den sonra sıra İran'a gelecek. Ya liderliği kabul et, ya İran da Suriye gibi olacak. Ve gitti bunlarla anlaştı. Halbuki İran, bu biraz sonra müjdeleyeceğim paktın, kurulan paktın içinde yer alsaydı, oyunların çoğu bozulacak idi. Şimdi bunlar baktı ki, İran'la da bu iş olmuyor. Ortodoksların temsilcisi Rusya'yı devreye koydular. Bu ittifak Amerika-Rusya görüşmesi sağladı bu papazların görüşmesini. Ve böylece Haçlı aleminin tamamını uyanmakta olan aslanı yeniden uyutmak için, Türkiye'yi güçlü süper güç ülke yapmamak için bir Haçlı seferi başlatma kararı aldılar. Bu karar odur. Evet.